Arkadaşlar merhabalar bu videomda çokgenler konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD, FG, düzgün çokgenmiş. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. Şurada da bir 90 derece verilmiş. Şimdi burada bizim için önemli olan dış açı. Hemen şuraya dış açıya alfa diyecek olursam burası da dış açı, burası da alfa. E burada bir boynuz var ya da bu merak ne derseniz deyin. Burada şu üçünün toplamı buraya eşit değil midir? Evet yani burası 90 artı 2 alfa yaptı aynı şekilde burası da 90 artı 2 alfa olmak zorunda. Çünkü düzgün çok yani bütün iç açıları birbirine eşit. E burada yan yana geldi bunlar. Yani 90 artı 2 alfa ile alfanın toplamı 180 yapmalı. 3 alfa eşittir 90 ise alfayı böylelikle ne buluruz? 30 buluruz. Alfa 30 ise dış açımız 30. Yani 360'ı sen 30'a böldüğün zaman kaç çıkar? 12 çıkar. O zaman bu da kenar sayısını verir bize. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi düzgün beşgen demiş bir de deltoid demiş. Neresi deltoid diye söylenmiş? Bak şurası. Şu deltoid'i biz şimdi soruda kullanacağız. Hadi bakalım kullanalım. Şimdi deltoid olması ne demek? Kenarların eşit olması demek. Yani şu kenarlar zaten düzgün beşgenden dolayı eşit. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olacak değil mi? Şimdi bu deltoid. Vallahi açıyla ilgili bir şey yapamıyoruz şu anda. Ve BFE'yi 50 vermiş bu arada. Hemen onu kullanalım. BFE 50. Hocam şurası 50. Bu 50'yi ben kullanmak zorundayım. Bu 50'yi ben nasıl kullanacağım diye düşünüyorum. Şu an taban açıları da birbirine eşit. Bak burası da 108 derece değil mi? Evet. Şimdi delta it'te, Tabanı taşıyan açılardaki şuradaki açılar birbirine eşitti. Yani ben buraya bir alfa dersem. Buraya da alfa dersem. 2 alfa artı 108 artı 50'nin ne olması lazım? 360 dörtgenin iç açıları toplamından. 100, 158 yaptı burası. 2 alfa eşittir. 360 eksi 158. E 158 360'tan 158 çıkartırsak kaç kalıyor? O da sanırım 202 yapıyor. Değil mi? Evet 202 yapıyor. 2 e, alfa 202 ise alfayı da böylelikle 101 derece olarak buluruz. Alfa 101 ise burada da şu 101 ile x'in toplamı nedir? 101 artı x neye eşit olmak zorunda? 108'e eşit olmak zorunda. Çünkü düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece olduğundan dolayı. Buradan da x 180 101'den 7 derece olarak çıkar. Yani cevabımız böylelikle denizli yaptı arkadaşlar. ikinci soruda geldik üçe. Şimdi düzgün beşgen verilmiş. Bak dikkat et burada düzgün beşgenin bir kenarı karenin bir kenarı. Daha doğrusu düzgün beşgenin bir köşegeni karenin bir kenarı. Aa, burada bak köşegeni kullanacağız. E burada o zaman şu köşegeni çizecek olursam düzgün beşgenin köşegeni düzgün beşgende bütün köşegenler neydi? Birbirine eşitti. Yani burası da eşit. Burada bir x kenarlık çıktı mı çıktı. Bu kareden dolayı eşit zaten bunlarda. E buranın 108 olduğunu ve bunların 36 derece olduğunu biliyoruz. Hatta burası da 108 ya burası da 36 36 yapar mı? Yapar. E burası da 108 olduğundan burası da 36 yaptı. Ve sonra şu üçgen bir ikizkenar üçgen çıktığından dolayı artık sonuca ulaşacağız galiba. Bu ikizkenarın neresi lazım? Bana tepe açısı lazım. Şuradaki açısı lazım. E şunun tamamı 90 derece zaten. 36'sı buradaysa Buraya kaç kaldı? 54 derece kaldı. E o zaman 54, 180'den 54 çıkartacağız. Alfa 180 eksi 54 bölü 2 eşittir. Yani 126'yı 2'ye böleceğiz. O da 63 mi yapıyor? Evet, böylelikle cevabımız 63. Yani 3. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik 4'e. Ama bu soru ÖSYM köşesinden bir soru. Ben çözemiyorum kanalımda uygulamadan. Bakarsanız geldik 5'e. Eşit kenarları A olan şekil 1'deki ikisi kenar üçgen biçimli kağıt şekil 2'deki gibi kesilerek küçük parçalar atıldığında bir kenarı B olan düzgün beşgen oluşuyor. E atmışız. Düzgün beşgen oluşmuş. Düzgün beşgen oluştuysa hocam dış açısı 72. E, buradaki dış açısı da 72. E o zaman burası 36 yaptı. Aynı şekilde 72 burası 72 burası 36 yaptı. E şurası neydi? A idi. Buraya A eksi B kaldı. İkisi kenarlık var burada. E o zaman burası da A eksi B. E, burası B. E şurası da A olduğundan dolayı burası da B ise burası da A ise burası da A eksi B yaptı. Aynı şekilde burası da A eksi B yaptı. Şimdi uzun kağıt şuradaki uzun kenarın bize a ve b cinsinden değeri soruluyor. Şimdi toplayalım o zaman bunu. a eksi b artı b artı a eksi b isteniliyor bizden. Şunlar gidince ne yaptı burası? 2 a eksi b yapmış oldu. Yani 5. sorunun doğru cevabı böylelikle c harf oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Yani 6. soruya. Kenar uzunlukları eşit olan düzgün beşgen ve düzgün altıgen biçimindeki kağıtlar şu ve şu. Kenar uzunlukları da eşitmiş. Bu şekilde üçgenler kesilmiş. Bu arada ben burasının 108 olduğunu, bunların 36 36 olduğunu, burası da 120 derece olduğunu ve 30 derece 30 derece olduğunu biliyorum ve şunların da eşit olduğunu biliyoruz değil mi? Hadi eşitleri yazalım. Şöyle eşitlik. Şöyle şunlar da birbirine eşit. 120 ve 30 30 buraya yazdık. E hocam burası da aynı şekilde pardon 120 değil. Sarı olan 108 olacak. Mavi olan ne olacak? Şurası 108 olacak. Bunlar 36 36 olacak. Mavi olan 120. Şurası 120. Bunlar da 30 30 olacak. E Burada bir şey var mı? Şurada bir ikizkenarlık var. Başka da bir şey var mı? DCB açısı isteniyor bizden. Bir doğrusallık, morsallık var mı bir yerde? Şöyle ADE doğrusal diyor. Bak soru bizi bir şeye yönlendirecek. Adam diyor ki sana burası doğrusal. E kullan bunu. Şurası 72 derece mi yapar? Evet. E burada da x kenar çıktı. E o zaman burası da 72. 72, 72, 144'ten buraya kaç kaldı? 36 derece kaldı. Aa burada 120 artı 36'dan şurada kaçının tamamı? 156 yaptı. Ve şu x kenar olduğundan dolayı x böylelikle 180 eksi 156 yani 24 bölü 2'den cevabımız böylelikle 12 çıkar. Yani kaçıncı soru? 6. sorunun doğru cevabı Akçay oldu. Geldik 7. soruya. Şimdi en uzun köşe geldi. Bir kenarın iki katıydı. O zaman 12 ise bir kenar kaç yaptı? 6 yaptı. Şurası 6 olduğundan burası da 6. Burası 6 olduğundan burası da 6. E burası 60 60. Sonra açıları böyle şeyle yazayım istersen mavi kalemle. 60 60. E burası 90. Burası da 90. E o zaman burada kaçya kaç derece kaldı? Tamam 360 olduğundan buraya da 60 derece kaldı. E 60 derece ise burası bunlar da birbirine eşitse. Bunlar da 60 60 yaptı. Yani eşkenar üçgen çıktı. Dolayısıyla bir kenar 6 çıktı. Yani 7. sorunun doğru cevap böylelikle Edremit oldu. Geldik 8'e. ABCDF düzgün çokgen demiş. AGE de doğrusal demiş. Buna göre diyor ABX arasındaki ilişki nedir diye soruluyor ya da X'in A ve B cinsinden değeri soruluyor. Şimdi ne yapalım? Şurada iki kenar var. Şurada iki kenar olduğundan dolayı bu iki kenarı ayıran köşegenle bu iki kenarı ayıran köşegen ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. E hocam burada A ve B'ye ait de bir üçgen oluşmuş oldu. X kenarlı çıktı. İkiz kenar üçgen var. Taban da mevcut. O 60 derecede var. O zaman burada tabana ait yükseklik çizmek çok mantıklı olur. E o zaman burada 30-60-90 üçgen çıktı. Ve burası tamam A artı B ise A artı B bölü 2'ye A artı B bölü 2 olacaktır. E o zaman burası da A artı B bölü 2 ya. E o zaman burası şuraya N diyecek olursam N artı B, N neye eşit olacaktır? A artı B bölü 2'den B'yi çıkartacağım. A artı B bölü 2'den neyi çıkartacağım? A artı B bölü 2'den B'yi çıkartacağım. Bu da ne yapıyor? A eksi B bölü 2 yapıyor. O zaman N burada 30'un karşısı Nken 90'ın karşısı da 2N olmaz mı? E X de 2N olduğundan dolayı 2 çarpı A eksi B bölü 2 olduğundan bölü 2'ler gitti. Cevap da ne yapmış oldu? A eksi B yapmış oldu. Dolayısıyla 8. soru böylelikle akça oldu. Güzel bir soru. Evet 8. soruyu akçaya bulduk. 9. soru ÖSYM köşesinden bir soru. TYT 2019'da çıkmış. Maalesef çözemiyorum. Böylelikle arkadaşlar test 2'nin çözümünü bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda klasikleşmiş sorularda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.